Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bir aykırı söylemle daha karşınızdayız. Sevgili köşe yazarımız Hakan Patırer ile birlikte sunuyoruz programımızı. Bu haftaki konuğumuz da İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, kurucu üye İlay Aksoy. Hoş geldiniz İlay Hanım. Hoş bulduk. Programımıza. Buyurun Hakan Bey, başlayalım. Evet, soruyla başlayalım. Kısaca sizi tanımayanlar için kendinizi tanıtır mısınız? Çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdiniz. Çok sağ olun. Bahsettiğiniz gibi ismim İlay Aksoy. Hem partinin kurucusuyum, hem de kurucularındanım daha doğrusu, hem de Genel İdare Kurulu üyesiyim. 1969 Kıbrıs doğumluyum. Sonra savaş nedeniyle Avustralya'ya göç etti ailem. Dolayısıyla hem savaş nedir çok iyi bilen bir insanım, hem gurbeti de çok iyi bilirim, hem de vatanın kıymetini bir başka bir açıdan da çok iyi biliyorum. En uzak yer tabii Avustralya. Hem uzak, çok farklı bir yer, hem de vatanın hasreti çok farklı bir yer. Dolayısıyla İYİ Parti benim için çok başka bir kıymet arz ediyor açıkçası. Evet, şey soralım İlay Hanım, İYİ Parti'nin teşkilatlanma çalışmaları nasıl gidiyor? Üyelik durumlarınız şu anda ne aşamada? Bir de kadın kollarınız yok bildiğim kadarıyla. Oradaki sistemi biraz anlatabilir misiniz bize? Şimdi üye yapılandırmamız bizim son derece hızlı ve hareketli geçiyor. Çok talep var, inanılmaz talep var ve hiç ummadığımız kesimlerden de çok ciddi talepler geliyor bize. Bir kesim üyelikten ziyade gönül desteği çok vermek istiyor. Ama ciddi bir oranla katılım çok yüksek, çok güzel gidiyor. Kadın kolları konusuna gelince de bizim şu an kadın kollarımız yok bir kere. Kadın kotamız da yok, cinsiyet kotamız var. O da 25 diye bir kotamız var. Bizi ayırt eden diğer partilerden şudur, bizim taban kotamız var, taban kotamız yok. Yani minimum %5, %25 yakalamamız gerekiyor. Diğer partilerde mesela Cumhuriyet Halk Partisi %33'tür, maksimum %33. Yani dolayısıyla biz diyoruz ki %75'e kadar yolu var, erkek ya da kadın. Yani dolayısıyla öyle bir sınır koymuyoruz. %25 taban olarak veriyoruz. Peki şu andaki şey nasıl? Orantı nasıl kadın erkek olarak düşünürsek, dağılım olarak? Yakalıyoruz. Birçok yerde yakaladık. Hatta kadınlarımız bayağı ilgi gösteriyor. Bazı yerlerde de yakalamakta zorluk çekiyoruz. Çünkü kadınlarımız özellikle daha kırsal bölgelerde kadınlarımız aktif siyasete teşvik edilmemiş. Uzun zamanda teşvik edilmemiş. Bir de siyasi partilerin yapılandırmasından dolayı da moralleri çok bozulmuş. İşte hem kota sınırları var, hem fermuar sistemi yok. Dolayısıyla listelerin hep altlarına geliyorlar. Çok emek veriyorlar ama erkekler üstlere çıkıyor. Kadınlar hep altlarda kalıyor. Dolayısıyla hani emekleri de ziyan oluyor diye. Görev sahibi de olamadıkları için moralleri bozuluyor. Dolayısıyla uzak durdular. Ama Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hareketiyle, hevesiyle, enerjisiyle kadınlar gerçekten bunu çok olumlu buluyor ve daha fazla aktif olarak katılmaya başladılar. Çok olumlu gidiyor. Çok olumlu gidiyor. Hı-hı. Geçmişte tabii Cumhuriyet Halk Partisi geçmişiniz var. Evet. Eski bir Cumhuriyet Halk Partili olarak yeni İYİ Parti'nin oy potansiyeli nasıl görüyorsunuz? Yani kimlerden oy alıyorsunuz? Sağ parti gibi durmakla beraber duyduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla soldan da oylarınız var. Size ulaşan anket sonuçlarına göre aldığınız kesim oylar hangi kesimlerden genelde? Bizim oy aldığımız kesim esasında çok enteresan bir kesim. Şöyle, biz hem siyasi parti üyelikleri olan insanlardan da alıyoruz, siyasi alışkanlıkları hiç olmayan insanlardan da alıyoruz. Yeni seçmenden de çok alıyoruz. 18 yaş ilk oyunu kullanacak insanlardan da alıyoruz. Yani bir köşeye sıkıştıramıyoruz, yani nitelendiremeyiz İYİ Parti'yi. Çünkü İYİ Parti bir oluşum neticesinde doğdu. Yani özellikle referandumdan sonra çok farklı kitlelerden ilgi görerek ve talep duyarak zaten doğmuş bir parti. Dolayısıyla toplumun her kesiminden el birliğiyle doğdu. O yüzden de çok farklı kesimlerin emeği var bu partide. Ama tabii ki önce Türk milliyetçilerin çok büyük katkısı var. Dolayısıyla sadece CHP ya da AKP ya da hani MHP diyemeyiz. Yani çok farklı kitleler var ama ilk seçmen de çok var. Yani genç seçmen çok var bizim partide. O çok önemli zaten. Çok güzel bir şey. Hı-hı. Çok heves. Çünkü şeydir çok yani bizim Türkiye'de Türk insanının geleneğidir. Anne babadan çok etkilenir evlatlar. Doğru. Dolayısıyla işte annenin babanın, yani özellikle babanın daha doğrusu ataerkil bir toplum olduğumuz için siyasi görüşü çocuk üzerinde de çok hakim olur. Yani yeni oluşmuş bir parti olarak o çocukların, ben hala çocuk diyorum onlara, yani biz yaşta çok büyük olduğumuz gençler için değilim. Onlar gençlerin oyunu kaydırabiliyorsanız kendi tarafınıza büyük başarı olacak. Sosyal medyanın da etkisi vardır büyük ihtimalle. Tabii, aynen. Yani şimdi son özellikle bir 10 senede alışkanlıklar çok değişti. Çok hızlı değişti bir de. Şimdi bizim jenerasyon, evet sizin dediğiniz çok doğru. Evet. Çünkü bilgiye çok daha zor ulaşabiliyorduk. Dolayısıyla büyüklerimizin görüşü bizim için daha böyle şeydi, referanstı. Hı hı. Şimdi gençler çok araştırma yapıyor. Daha farklı şeyler talep ediyorlar. Geleneksel şeyler talep etmiyorlar esasında. Yani bir kere bir gelecek istiyorlar. Dolayısıyla geleneksel partiler biraz daha, nasıl söyleyeyim, daha yaratıcı olamadılar daha bu konuda. Daha fazla kalıyorlar bazı şeylerde, geliştiremediler kendilerini. Çok standart kalıyorlar. Çok standart söylemlerle çıkıyorlar. Kullandıkları diller çok aynı. Heyecanlandırmıyorlar. Bir gün mesela bir genç arkadaşımızla konuşurken dedi ki, İlay abla dedi, vallahi bir şey söyleyeyim sana dedi. Bir otobüste şöyle bir resim daha görürsem vallahi oy vermeyeceğim. Yani artık dolayısıyla hani o geleneksel resimler, geleneksel siyaset yapma tarzı değişmesi lazım. Çünkü gençler artık istemiyor böyle bir şeyi. Dolayısıyla sizin de hitap edeceğiniz dil farklı olması lazım. İlay dediğiniz çok doğru. İşte hani çok böyle standart her şey. Bu Tayyip Erdoğan, yani ceketi diye bir şey var AK Partilerin giydiği. Çok böyle ben garipsiyorum hakikaten onu. Yani bu taklitçilik mi, hayranlık mı bilmiyorum ne ama insan özgün olmalı. Ben o, öyle tabii, tarafım. Tabii. Yani şey gibi böyle üniforma gibi olmasa da ben yakıştırmıyorum açıkçası. Kendi eleştirimi de buradan yapmış olayım bir yandan. Yaratıcı olmak lazım. Evet, yani. Yaratıcı olmak lazım. Şimdi Türkiye çok şanslı bir ülke. Atatürk bizi, Atatürk'ü esasında çok kıymetli yapan şudur. Çok büyük devrimler yaptı. Çok büyük atımlar yaptı. Çok büyük bir vizyon sahibiydi. Ama o kadar işin arasında da her birimizi bir birey olarak hissettirdi. Bu çok, yani her lidere nasip olmaz açıkçası. Tabii ki. Her lidere çok değil, da zor hiç, yani çok az bir lidere nasip olur. Tarih boyunca böyledir. Yani ben Atatürk'ü düşündüğümde ben kendimi bir ona yakın hissediyorum. Bir tek sanki bir yakınlığı varmış gibi değil mi? Evet. Şimdi ben böyle bir şey, bizi hep birey olarak teşvik etti zaten. Hep ileri gitmemizi teşvik etti. Hep bağımsız olmamızı teşvik etti. Bunlardan korkmamak lazım. Bunlar çünkü hepsi güçtür. Kesinlikle. Dolayısıyla özgürlükten korkan olmamak lazım. Olmamak lazım. Bizim geçen hafta 8 Mart dolayısıyla bir klibimiz yayınlanmıştı. Evet, emek de vererek kısa bir zamanda hazırlamıştık. Hatta buradan da izleyicilerimize mesaj olsun. Biz bir de albüm yapmak istiyoruz. Uzun yıllardır Tinerji diye adlandırılan sokak çocuklarıyla alakalı hiçbir şey yapılmıyor. Evet, görmezlikten geliniyor. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Dedik ki 12 track'lik bir parçamız olsun. Bunun da klibini dışarıda yayınlayalım. Arkasındaki background güzel olsun, işte solist güzel olsun. Arkasına da flu bir şekilde çocuk gözüksün orada. Yani gece belki çekim yapabilirsiniz. Gece olabilir. Belki yapabilirsiniz. Çünkü çocuklar maalesef geceleri, akşamları sokaklarda çok mağdur görüntüler görebiliyorsunuz. Yani uyuşturucu konusu çok sıkıntılı zaten şu anda Türkiye'de. Evet. Şimdi bunun işte sosyal, özür dilerim lafını da böldüm. Sosyal medyada da görüyoruz bu işte ayıcık şekilli, kalp şeklinde şekerler artık böyle ilkokul çocuklarına kadar indi. Hakikaten biz de üzerimize ne düşüyorsa yapmak istiyoruz onunla ilgili. Birilerinin yapması lazım. Kimse yapmıyor. Bunu biz yapalım. Sizin de bir platformunuz var. Güvenli Eller. Çocuklara dikkat çekiyorsunuz. Bu güzel bir şey. Biz çok dikkat çektik. Bununla alakalı benim çok ilgimi çekmişti sizin bu platformunuz. Neler yapıyorsunuz bu platformda? Şimdi Güvenli Eller çok hassas bir platform. Fazla Facebook paylaşımları da yapmıyoruz. Çünkü çocuklarla ilgili çalışmalar yaptığımız için onu malzeme olarak da yapmıyoruz. Güvenli Eller esasında Karaman'dan sonra doğdu. Bu Ensar Vakfı'nın istismar davasında Karaman'a giderken özellikle davayı izleyemedik tabii ki ama hani destek vermek için biz oraya gittik. Tam 5-6 kere GBT'lerimiz soruldu. Yani bir 15 avukat yani bir araçla, bir grup arkadaşlarla gittik. Neden böyle bir şey yapıldı? Merak, ilgimi çekti bir an. O gün sokağa çıkma yasağı da ilan edildi zaten Karaman'da. Hiç kimse yoktu. Yaklaşık bir 100-150 kişi işte protesto etmek için gitti. Çünkü Türkiye'de bence Türkiye'nin tarihinde bir kırılma noktası oldu. Çocuk istismarla ilgili Karaman, Ensar Vakfı'nın tam bir kırılma noktasıdır bence. İnsanlar o zaman daha duyarlı olmaya başladı çocuk istismarla ilgili ve gerçekten çok ciddi bir sorun olduğu o zaman uyandılar. Herkesin bir gündemine oturdu bir kere. Sürekli işte caydırıcı yöntemler, işte oraya ulaşmayın, gitmeyin. Zaten çok az bir 100-150 kişi falan olabildik yani orada. Güvenli Eller esasında orada doğdu. Çünkü sonuçta o çocuklar, 45 çocuk yurtta mağdur oldular. Bir kurumun, güven altında olan bir kurumun ve ailelerin de emanet ettiği bir kurumun elleri güvenli değildi. Oradan çıktı esasında. Dolayısıyla ismi de esasında tam oradan esinlenerek konuldu. Çocuklarımıza emanet ettiğimiz yerler kesinlikle güvenli eller olması lazım. Biz de anlamlı olarak hani platformumuzun ismi olması gerekiyor diye düşündük. O günden beri de çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Hem okullarda özel oturumlarda, özel ev toplantılarında çocuk istismarla ilgili eğitimler veriyoruz. Ben birçok yurt dışında da projeler, programlar araştırıyorum. İleride inşallah bizim iktidarımızda da bizim uygulayacağımız çok farklı şeyler var. Sosyal sorumluluk projeleri esasında size çok şey öğretiyor. Ve esas toplumun can damarındaki sorunları öğretiyor. Bizim parti olarak da şuna çok önem veriyoruz. Alttan biz politika öğretmek istiyoruz. Üstten politika öğretmek istemiyoruz. Tabii ki makro politikalarınız olacak ama vatandaş size esasında ne istediğini söylüyor. Dolayısıyla onu çok iyi bir şekilde kulak asmanız lazım. Ensar Vakfı'ndan ziyade bu güvenli eller şunu yapmaya çalışıyor. Bir bilinç oluşturmaya çalışıyor. Böyle bir sorun var ve biz bununla baş etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuk istismarı çok konuşulan bir şey değil. İnsanlar yüzleşmek istemiyor. O davada da 45 çocuk vardı ama arkasından bir 20 küsür çocuk daha başvurmuş ve şikayetlerini geri çekmişler. Çünkü toplum ne diyecek, işte evlendirebilecek miyim ileride? Kötü bir etiket olarak algılanıyor ya ne yazık ki. Tabii. Çok acı tabii bunların. Ailenin de yetişmesi lazım. Tabii, yani tabii burada. Şimdi bakın, bu çocuklara mı yönelik özellikle verdiğiniz bu eğitimler? Yani hani çocuk kampanyası başlatılmıştı falan. Yok, çocuklardan ziyade velilere ve çevredeki insanlara vermiş olduğumuz eğitimler bunlar. Çünkü önce velilere eğitilmesi lazım. Çocuğun mesajlarını algılaması lazım. Şimdi o kadar ince bir çizgi ki doğru anlatmanız gerekiyor. Yanlış anlarsanız herkes herkesten kuşkulanır. Tabii. Çok ince çizgi, doğru. Çok bilinçli ve çok yani yumuşak anlatmanız lazım ki doğru bulgular bulunsun. Yoksa gerçekten tehlikeli bir alan. Burada tabii yani okullar çok önemli. Hocaların seçilmesi. Küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Üzücü bir hikaye bu da. Bir dostum Bursa Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa Şubesi'ne müdür yardımcısı olmuştu. Çocukların psikolojik sorunlarıyla alakalı 21 tane psikolog tutmuşlar. Bir ayın sonunda bu 21 tane psikologluk olmuşlar. Yani çocukların neler yaşadığını siz bir düşünün. Dolayısıyla bu çok üzerine eğilmesi gereken bir nokta. O yüzden de ben destekliyorum Güvenli Eller platformunu. Sağ inşallah. Kesinlikle. Sağ olun. Size küçük bir hediye getirdim ama sonra mı vereyim? Şimdi vereyim isterseniz. Alalım şimdi. Bakalım neymiş. Ay çok güzel. Şimdi tişörtlerimizin rengi çok turkuaz. Bu da özellik. Evet, bu özel bir. Çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Ben teşekkür ederim. Bu renk özellikle yapıldı çünkü uluslararası çocuk istismar rengi bu. Öyle mi? Turkuaz. Evet. Evet. Çok enteresan. Evet. İnşallah ileride büyük yürüyüşler falan da düzenleyeceğiz. Birlikte destek de alırız. Şimdi esasında az önce çok önemli bir noktaya değindiniz siz. Şimdi araştırmalara baktığımızda ve çıkan olaylara baktığımızda Türkiye'deki son özellikle 5 yıl içinde çocuk istismar vakaları çıktığında PDR'ler tarafından tespit edilmiştir. Ensar Vakfı da zaten bir PDR'ci tarafından hastanede tespit edilmiş bir kontrol esnasında. Şu an çok büyük bir sıkıntı var PDRC konularında. 10 Kasım 2017 tarihinde Milli Eğitim yeni bir yönetmelik ilan etti PDRC'lerle ilgili. Ve bundan sonra maddelerden de aynen şöyle bir şey ifade ediliyor. Bundan sonra Milli Eğitim tarafından PDRC'ler atanmayacak, kadro verilmeyecek, okul müdürler tarafından verilecek ve aynen şu ibare: formasyonuna bakmaksızın. Yani şimdi şu an işte hükümetin çocuk istismarla ilgili mücadele yöntemi tamamen görmezlikten gelmektir. Çok net, çok net. Ve bunu nasıl yapıyor? Sorunu tespit eden kişiyi ortadan kaldırıyor. Sorunu esasında kaldırmıyor. Evet. İhbarı ortadan kaldırıyor. Tespiti ortadan kaldırıyor. Böylece veriler sıfırlanıyor. Yanlış bir yöntem, kabul edilebilir sürecinde yanlış bir yöntem. Şimdi eğer siz çocuk istismarla uğraşmak istiyorsanız bu çok kapsamlı bir çalışma olması lazım. Bir kere psikolojik desteği asla ortadan kaldırmamanız lazım. Yani can damarınız o zaten. Çünkü iletişimle birçok şey ortaya çıkar hem de iyileşir. Dolayısıyla siz ara kişiyi ortadan çıkartırsanız bu çok farklı sıkıntılar yaratır. Bu platform çalışmalar arasında bu çocuk gelinler diyorlar buna ama bence onlar gelin değil yani bir kere zaten. Onunla ilgili bir yani pedofili bence bu tamamen. Tabii, yani 40-50 yaşındaki adamın 12-13 yaşındaki çocukla bir hayat kurmaya kalkması pedofili. Başka hiçbir şey değil. Onun kapsamında da var mı çalışmalarınız buna yönelik? Şimdi var ama çocuk gelin olayı çok... biraz daha değişik bir şey. Kültürel, bazı bölgelerde daha kültürel geleneklerden geliyor. Ancak çocuk gelinlerle ilgili şöyle bir çalışmamız başlıyor şimdi. Şimdi bu mülteci sorunuyla birlikte, yani göç olaylarıyla birlikte Suriyeliler, gelen Suriyelilerde küçük yaşta evlilik daha normal kabul ediliyor. Bizde de sonuçta yasalarımız gereği de zaten normal kabul edilmiyor. Ancak bizde şöyle bir sorun oluyor. Onların alışkanlıklarını biz göz yumuyoruz. Bu sefer ne oluyor? Bizim esasında kanunlarımız çiğnenmiş oluyor. Biz daha katı olmamız lazım bizim kanunlarımızda. Burada yaşıyorlarsa kurallara uymak zorundalar. Tabii yani biz mültecilere uyamayız. Böyle bir devlet politikası olamaz. Tabii. Yani bir kere biz önce hükümetle devlet politikalarımızı ayırmamız lazım. Devlet kalıcıdır, hükümet katkı sağlayıcıdır. Şu an biz iç içe geçmiş vaziyette. Ve biz mültecilerin kültürel yapılarına göre uyduruyoruz kendimizi. Bu son derece yanlıştır. Hiçbir ülke, hele hele gelişmiş hiçbir ülke bunu asla yapmaz. Yani ben düşünemiyorum Kanada'da 12 yaşında bir çocuk doğum yapsın ya da evlilik yapsın. Yani doğumu belki görürsünüz de evliliği göremezsiniz. Yani. Göremezsiniz. Bakın ben 17 sene Avustralya'da yaşadım. Mümkün değil. Bu kadar da iddialı konuşurum. Mümkün değil. Yer yerinden oynar. Hamileliklerini gördüm Avrupa'da da ama şey görmedim tabii yani evlilik görmedim. Şimdi hamileliklerini görseniz bile o çocuk derhal aileden alınır. Sosyal güvenliğe teslim edilir. Asla aynı ortamda kalmaz. Bu mümkün değil. Olamaz böyle bir şey. Ama biz ne yapıyoruz? Göz yumuyoruz. En son biliyorsunuz İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yaklaşık bir 115 çocukla başladı ama esasında 500-600 kadar ergen gebelik verileri çıktı ortaya. Ve sonra bir sürü yerden daha çıktı. Yani yardım etmek istediğimiz kişileri bize uyması lazım. Biz onlara uyamayız. Çok doğru. Neyse toplumun kanayan yarasından sonra biraz daha yine İYİ Parti'ye dönelim. Şimdi Meral Akşener bir anket açıkladı yakın zaman önce. Sabit seçmen sayınızın %16 civarlarında olduğunu, işte oy verebilirim ve kararsızımlarla birlikte %22'ye çıkacağını basın bültenleriyle duyurdular. Siz bu anket sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçime daha bir süreç var. Daha ne olur Türkiye'de İYİ Parti'nin durumu? Bir kere İYİ Parti çok güzel bir yükselişte ve çok farklı kesimlerden de destek alıyor. Destek almasının birçok nedeni var ama esas önemli neden ne biliyor musunuz? Kullandığımız dil. Evet. Sayın Genel Başkanım o kadar güzel bir dil kullanıyor ki bir kere hiç polemiğe girmiyor. hakaret etmiyor. Sert bir şekilde eleştirmiyor. Bir şey üretiyor. Ortaya bir şey koyuyor. Bir de bir kadın olarak her gün ülkesi için mücadele ediyor. Bir kere çok örnek bir davranış sergiliyor. Yani evde oturmuyor. Diyor ki ben bu düzenden memnun değilim. Benim torunum var ve ben bu torunu bu ülkede bu şekilde yetiştiremem. Dolayısıyla ben bunun için bir şey yapmam lazım. Çünkü her şeyden öte bir öğretmen. Yani Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir kadın ve bir öğretmen. Dolayısıyla bir vefa borcu var Cumhuriyet'e, hepimizin olduğu gibi. O yüzden onun o azmi, cesareti, çalışkanlığı inanılmaz bir motivasyon yaratıyor. Çok farklı kesimlerden de o yüzden mesela kendi partilerinden bırakmıyorlar ama genel başkanımızı çok yakından izliyorlar ve kesinlikle destek verecekler. Şimdi geçen gün ben hani İstanbul'dayım. İstanbul Bayrampaşa ilçesinde bir kentsel dönüşüm toplantısı vardı. Bayrampaşa cezaevinin yerini yıktılar, cezaevini ve şu an 2400 konutlu bir 14 katlı binalar yaptılar şimdi. Tam ön tarafında da İsmet Paşa Mahallesi var. O mahalleyi de şimdi tasfiye edip bloklara taşımaya çalışıyorlar. Mahallelerde bir araya gelmişler, dayanışma içindeler ve oraya taşınmak istemiyorlar. Çünkü hani yerinde dönüşüm istiyorlar. Kentsel dönüşüm, yani ona girmek istemiyorlar. Oradaki insanlarla biz 60-70 kişilik bir kadın toplantısına davet edildik. İşte bir anlatalım sıkıntıları nedir, neyin nesidir falan diye. Oradaki kadınlar o kadar enteresan ki yaşlı teyzelerimiz de vardı. Çok genç kızlarımız, yeni gelin olmuş kızlarımız da vardı. Hiç siyasi parti şeyleri yok, hareketleri yok ama direkt genel başkanımıza destek vereceklerini söylediler. Yani çok farklı toplumun çok farklı kesimlerine çok ilgimizi çekiyor. Bu popülerlik var bir anlamda gördüğüm kadarıyla. Peki tabii son dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ittifakı var. Evet. Devlet Bahçeli'nin söylemiyle Cumhur İttifakı. Cumhuriyet Halk Partisi de yine yaptığı açıklamayla herhangi bir ittifak düşünmediğini söylediler. Sizin ittifaka, barajı geçmek açısından soruyorum bu soruyu. İhtiyacınız yokmuş gibi gözüküyor ama yine de bir ittifak falan düşünüyor musunuz bir partilerle? Şimdi birincisi bizim bir baraj sorunumuz yok. Evet. İttifakın diğer kelimesi esasında koalisyon değil mi? Evet. Şimdi referandumda referandum kampanyası iki vaat üzerinde esasında yürümüştü. Bir, milli irade. İki, koalisyon dönemi bitecek diye. Daha seçime girmeden Bismillah biz koalisyonumuzu yaptık. Bir. İkincisi milli irade dedik. Milli irade ile hemen arkasından ne oldu? Yaklaşık 5-6 tane çok büyük il görevden alındı. Belediye başkanları Bursa dahil görevden alındı. Dolayısıyla o tez de çürüdü. Şimdi İYİ Parti kesinlikle ittifak yapacağı tek bir adres vardır. O da millettir, halktır. Zaten halkın nezdinde biz kurulduk. Halkın talebiyle kurulduk. Dolayısıyla biz de doğal olarak halkla birlikte ittifak yapacağız. Yani vatanını seven, gerçekten Türkiye'de daha iyi şeyler yapmak isteyen, Cumhuriyet'le hiçbir sorunu olmayan, hiçbir çıkar ilişkisi olmayan, sadece ve sadece sorumluluğunu bilen vatandaşlarla biz ittifak yapacağız. Bu kadar yani ısrarla. Seçim yok, bir şey yok, tarih yok, belirlenmemiş. Herkes bir köşeye bir sıkıştırmaya çalışıyor. Böyle bir şey yok. Bir ittifak söz konusu olmaz mı? Emin misiniz yani buna ilgili? Burada muhakkak birleşecek güçler. O doğal ittifak olacak zaten. Ama ikinci turda özür dilerim. Ama birinci turda ille de kendinin yani niye güvenmiyoruz kendimize? Yani ben dilerdim ki Milliyetçi Halk Partisi kendine güvensin ve hem kendi adayını çıkartsın. Çünkü yılların partisi. Yılların partisi ve seçmen de onu bekledi ondan zaten. Uzun bir konu. Arkadaşlarım reklam var diyorlar. Bir küçük bir reklam aramız olacak. Reklam arasına devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenlerimiz, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyemiz İlay Aksoy'la programımıza devam ediyoruz. Ben hemen bir soru yöneltmek istiyorum size. Tabii. Türkiye ekonomisini nasıl buluyorsunuz? İYİ Parti'nin iktidara gelmesi durumunda ekonomide neler değişecek? Şimdi bir kere ekonomiyi verilerle değil de tabandan gelen verilerle biz konuşmak istiyoruz. Biz Türkiye'nin her bir tarafını geziyoruz. Ve Türkiye'nin her bir tarafında çok ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Vatandaş gerçekten geçinemiyor. Çok ciddi bir şey var, gelir sıkıntısı var. O yüzden zaten satışlar, yani arsa satışları da yükselmeye çalışıyor, ev satışları yükselmeye çalışıyor ama alıcı yok artık. Öyle bir durum da var. Şimdi geçenlerde mesela Çorum'a gittik. Çorum'da Mimarlar Odası ile yaptığımız konuşmada 5000 tane TOKİ'nin yapmış olduğu sosyal konut evi elinde. Satamıyor. Tabii bizim gittiğimiz her yerde ticaret odalarıyla da görüşüyoruz, sanayi odalarıyla da görüşüyoruz. Ve ekonomi istedikleri randımanda olmadıklarını da söylüyorlar. Yani daha iyi olması lazım. Çünkü malzeme var, donanım var, artık know-how var. İnsanlar biliyor nasıl yapması gerektiğini ama koşullar müsait değil. Bir kere bir eğitim reformu lazım. Bizim iktidarımızda kesinlikle ekonomiye vereceğimiz en büyük destek ne biliyor musunuz? Eğitim reformudur. Özellikle meslek liselerindeki vereceğimiz eğitim reformlarıdır. Ve bu meslek liselerindeki vereceğimiz eğitim reformlarla birlikte kalifeli elemanlar çok daha hızlı yetişecek. İşverenlerin en büyük sıkıntısı zaten kalifeli elemanın olmamasıdır. Bir işi defalarca hatalarla yapıp görünmeyen giderlerin şişmesidir. Ana sıkıntı şu anda maalesef tabii. Ara eleman olmaması, kalifiye eleman çok olmaması. Tabii inşallah. Çok doğru. Ben yani Türkiye'de bulunduğum yıllar içerisinde her sene Milli Eğitim Bakanlığı sistemi yenileniyor. Partiler değişiyor ama kalıcı bir sistem halen çözülemedi. Tabii bu da kanayan bir yara aslında Türkiye'de. Çözülmesi gereken, acil çözülmesi gerekenlerden bir tanesi. Eğitim bir devlet politikası olması lazım. Hükümet politikası olmaması lazım. Arada fark o. Yani eğitim politikası kendi seçmeninizi yetiştirmek üzerine dizayn edilmemesi lazım. Aynen. Devleti ve cumhuriyeti güçlendirmek üzere kurulmuş olması lazım. Bir sosyal medyada çok fazla konuşulan İYİ Parti'nin bir proje partisi oldu. Kaynağın yurt dışından geldi, Amerika'dan geldi. En büyük soru bence bu. Ve İYİ Parti'de pek son zaman söylediğiniz çok doğru bir şey vardı. Sayın Meral Akşener çok fazla polemiğe girmemeye çalışıyor. Doğru da yapıyor. Yani çok fazla karşıt görüşe girmemeye çalışıyor. Ben bunu belki de bazı politikacılar çok sert tavırlar sergiliyorlar. Bazen şahsi kanaatim bu, itici olabiliyorlar. Meral Akşener'de şu anda böyle bir şey yok. Belki ondan sebep hani sosyal medyada bir proje partisi, işte finansmanın yurt dışından geliyor gibi böyle bir takım şeyler söyleniyor. Birinci ağızdan yetkili bir isimden. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu eleştirileri? Parayı nereden buldunuz? Parayı nereden bulduk? Direkt soralım. Nereye bulduk? Nereye koyuyorsunuz? Şimdi bu soruya karşılık ben başka bir soru sormak istiyorum. Türk halkına güvenmek bu kadar mı zor? Bu kadar mı zor? Yani milli iradeye gerçekten inanmak bu kadar mı zor? Yani halk gerçekten güzel bir şeyler yapmak istiyor, iyi bir şeyler yapmak istiyor. Bir milli mücadele dönemindeyiz şu an. Yani bakın şeker fabrikaları bunun en iyi örneği. Satılmak istemiyoruz, satışını istemiyoruz. Kilisteki veya tekeldeki olan olaylarla aynı şeyi istemiyoruz. Sonuçta şu an İngilizler, yani Türkler satmış, önce Amerikalılar almış, sonra Amerikalılar İngilizlere satmış. Yani yabancı sermaye niye bu kadar kar etsin bizim milli servetimizde? Şimdi öyle, ben biraz daha soruyu açarak sorayım size. Şimdi bütün illerde yapılanmanın sürüyor. Çok yani Bursa'da da mesela çok şimdi merkezi yerlerde çok güzel ofisler kiraladınız. Yani içinin teşrifatı vesaire, işte bir yere gidilirken ulaşım ücretleri, bu paranın kaynağını halka açıklamanız gerektiğini düşünüyorum. Tabii tabii, seve seve. Şimdi İYİ Parti'nin en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Hesap veremeyeceği hiçbir şey yoktur. Her şeyi kuruşuna kadar hesap verir. Bir kere üye olmak bile temiz kağıtla olunuyor. Sıradan gelip de işte bir ofis tutayım da herkes hani üye olsun, öyle üyelerle falan olmaz. Yani bir araştırma neticesinde siz üye olabiliyorsunuz İYİ Parti. Hem temiz kağıtla hem de sicil kaydıyla olabiliyor. Aynı şekilde ilçelerimizde ya da mahalle temsilciliklerinde de böyledir. Herkes şu an kendi çabasıyla bir şey yapıyor. Yani çorbada herkesin tuzu var. Genel merkezden para gitmiyor hiçbir yere. Herkes kendi çabasıyla dönmeye çalışıyor. Gittiğimiz bütün, katıldığımız bütün mitinglere ya da halkın katıldığı bütün mitinglerde herkes kendi imkanlarıyla oraya gidiyor. Kendi uçak biletlerini alıyorlar, kendi otobüslerini kiralıyorlar, kendi araçlarıyla gidiyor, benzini kendileri koyuyor. Bütün ilçe binalarımız ya da il binalarımız yöneticiler tarafından ortaklaşa yapılıyor. Yani herkes katkı sağlıyor. Çünkü artık böyle yaşamak istemiyoruz. Yaşamak istemiyoruz ve bunu siyasetle değiştireceğimizi düşünüyoruz ve bunu biz değiştirmemiz lazım. 100 yıl önce nasıl kaderimizi biz tekrar Türkler kendi çabamızla alabildiysek, 100 yıl sonra da yine Türkler kendi kaderini eline almak istiyor. Bunu ille de çamur atalım, yapışsın. Yok öyle bir şey. Yani biz gayet dürüstçe, namuslu bir şekilde kendi imkanlarımızı ortaya koyarak bir varlık yarattık. Ve bundan da çok gurur duyuyorum. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Halkımızın merakını gidermiş olduk böylece. Evet. Bu eğitim sistemiyle ilgili TEOK yerine getirilen yeni bir sistem var. Onunla ilgili değerlendirmeniz nasıl olur? Şimdi biliyorsunuz geçen sene ortaları gibi Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki TEOK kalkması lazım. Dünyada bence benzeri bir çalışma olmamıştır böyle. Eğitim Bakanı da, Milli Eğitim Bakanı da herhalde o an öğrenmiştir. Ve o zaman da evet, o zaman da çalışmaya başlamıştır. Ancak bu absürt çalışmanın doğrultusunda 1.290.000 kişi mağdur oldu bu sene. Öğrenci. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunun içinde nice mühendislerimiz, doktorlarımız, avukatlarımız, bilim insanlarımız, emekçi arkadaşlarımız mağdur oldu. Hiçbir geleceği tam olarak oturmamıştır bu insanların. Yani hiçbir hükümetin bunu yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla şimdi bir sistem açıkladılar. İşte adrese dayalı bir sistem. Çok yoğun bir şekilde adres kaymalar çıkıyor. İnsanlar işte daha iyi okullara girebilmek için farklı ikametlerini değiştiriyorlar. Bu tabii zaman içinde seçmen sıkıntıları da çok ciddi anlamda yansıtma olacak. Dolayısıyla bu sistem zaten birden değişti ama değiştikten sonra da 5-6 kere yine değişti. Henüz bir sistem yok ortada esasında. Her ne kadar hani var deseler de yok. Aileler şu an çalışıyorlar. Çocuklarını da çalıştırıyorlar ama sınava girecek mi, girmeyecek mi, ne olacak, ansızın geri gelir mi? Hiçbir şey yok. Yani o belirsizlik halen devam ediyor. Çok da acı bir tablo var orada açıkçası. Ne yazık ki. Ama Oysa ki bunun çoktan çözülmesi gereken bir konuydu bu. Kesinlikle. Ama niye bu kadar uzadı ben de anlamadım. Yani en azından kopyalayın. Çünkü hazırlık olmadı. Yani evet. Yani önce bir hazırlık yapılır, ondan sonra açıklama yapılır. Mülteci konumuzda da politikalarımızda da öyle. Önce sığınmacıları aldık, ondan sonra bir mülteci politikası geliştirmeye çalıştık. Halbuki bir şey yapmadan önce hazırlığınızı alırsınız, ondan sonra kontrollü değişim yaparsınız. Çok daha fazla mülteci var Türkiye'de. Fazlasıyla. Ben bir de bu seçimlerle alakalı bir soru sormak istiyorum. İYİ Parti bildiğim kadarıyla yeni sistemi pek desteklemiyor. Parlamenter bir sistemi destekliyor. Peki hiç desteklemiyor. Başkan olduğu zaman, Cumhurbaşkanı olduğu zaman Meral Akşener nasıl bir plan, program yapacak? Yani hemen seçime mi gidecek? Yine halk oylamasına mı gidilecek? Anayasa değişikliği mi olacak? Yoksa mevcut sistem devam mı edecek? Yani yeni sistem, mevcut yeni sistem devam edecek. Şimdi şu an onu söylemek için şöyle çok erken. Parlamentodaki dengeler çok önemli orada. Seçim biliyorsunuz yani bir başkanlık makamıyla birlikte bir de parlamento tarafı var. Oradaki dengeler çok önemli. Bizim en kısa zamanda koşulsuz şartsız parlamento rejime tekrar dönmemiz gerekiyor. Acilen. Yani bizim tek koşulumuz o. Ama bunu geçiş süreci oradaki koşullar belirleyecek. Şöyle bir şey olamaz mı? Biraz Amerikan vari olacak ama yeni sistem devam etse, ayrı bir hükümet olsa, hükümetten bağımsız bir parlamento ve onu denetleyen bir senet olsa daha sağlıklı olmaz mı? Ne düşünüyorsunuz bununla alakalı? Yargı var mı ki bunu kontrolünü yapabilirsiniz? Tabii bir de yargıya oturtmanız gerekecek. Yani bu şu ayakta. Yapı yok ki. Şimdi bakın, Türkiye Cumhuriyeti bir sistemi var. Neden her şeyi değiştiriyoruz? Yani neden her şeyi ısrarla her şeyi değiştirmek zorunda kalıyoruz ve altyapısını yapmadan? Şu an AKP üyeleri bile kaç tane bakanlar, başkan yardımcıları olacak olduğunu bilmiyor. Görevleri nedir bilmiyor. Meclisten seçilmeyecek ama kaç tane yardımcısı olacak hiçbir şey tanımlanmamıştır. Kendileri bile sistemi bilmiyor. Yani koskoca Cumhuriyeti siz bu kadar belirsizlik içinde yürütemezsiniz ki. Bizim bir parlamenter sistemimiz var ve onu güçlendirmemiz gerekiyor. 100 yıllık da bir tecrübemiz, hani Cumhuriyet kurulduktan sonra da 100 yıllık da bir tecrübemiz var. Biz onları güçlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bakın, hiçbir hükümetin görevi yeniden bir cumhuriyeti dizayn etmek görevi değildir. Hükümetlerin asli görevi devlete güç vermektir. Dolayısıyla yani müthiş bir belirsizlik içinde biz gidiyoruz yani, böyle bir şey yok. O yüzden zaten İYİ Parti'nin kuruluşu çok önemli ve farklı yerlerden de destek alıyoruz. O zaman siz başkanlık söz konusu olduğu zaman hükümeti kurup siz devam edeceksiniz, zamana yayacaksınız bu değişimi anladığım kadarıyla. Şimdi parlamentodaki dengeler çok önemli orada. En kısa zamanda, şöyle toparlayayım, en kısa zamanda biz yeniden parlamenter sisteme geri döneceğiz. Peki. Ama onun şeklini şu an tanımlayamıyorum çünkü çok değişik faktörler var orada. Şu anda evet. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı en güçlü aday konumunda Sayın Meral Akşener. Evet. İkinci turda CHP'nin veya diğer partilerin desteğiyle başa baş bir yarış gibi gözüküyor. Belki de kazanacağı bir yarış gibi gözüküyor. Hükümeti kurma görevi verildiği zaman, devlet başkanı olduğu zaman, parlamentoda da %20, %30 gibi bir çoğunluğunuz olduğu zaman o zaman bu mevcut sistem devam edecek gibi gözüküyor sizin açınızdan. Doğru mu? Şimdi bence bu konular üzerine çok fazla girmeyelim. Çünkü çok afaki konuşuyoruz burada. Çünkü seçimde çok farklı faktörler devreye girecek. Dolayısıyla o gün geldiğinde bizim temel ilkemiz ve en önemli ilkemiz parlamenter sisteme geri döneceğiz. Ve biz bunu en hızlı bir zamanda ve en pratik şekilde yapacağız. Ama o günkü koşullar, hangisi daha hızlı ve hangi pratik yöntem daha bizim için daha hızlı olursa biz onu uygulayacağız. Öyle söylemek lazım. Bu bir dakika şeyde sorularımızı cevaplandırma şansımız olacak. Son 5 dakikamıza girmişiz bu arada. Aynen. Şimdi şey sormak istiyorum ben. 2 gün önceydi zannediyorum. Sayın Başbakanımız yargının içindeki işte FETÖ mensuplarının temizlendiğini tamamen söyledi. Fakat aynı gün Cumhurbaşkanımız da dedi ki işte hala yargıda işte bu örgüt üyelerinden var, işte temizlik çabalarımız sürüyor gibi bir cümle sarf etti. Hem yargı açısından hem de siyasi platformda FETÖ'cüler hala var mı? Siz nasıl bakıyorsunuz? Yeterince temizlik yapıldı mı? Keşke bu konuda da bir söylem ittifakı yapsaydılar da daha kolay olurdu bu iş onlar açısından. Hayır, bence ama Cumhurbaşkanı daha dürüst yaklaşıyor bu konuda. Ben de onun gibi düşünüyorum. Ama Başbakan'ın bu söylemi örtüşmedi yani. Hoş da olmadı bence. Yani ama şöyle bakın, yani 15 Temmuz'dan sonra binlerce insan gitti, geldi, başka insanlar geri geldi, başka insanlar geri gitti. Ama siyasette ne hikmetse siyasete hiç dokunmadı. İftiralar çok atıldı. Ve bütün partiler de aynı şekilde. Özellikle bizim genel başkanımız bundan çok çok mağdur oldu. Ama kendisi çok açık yürekli de söyledi. Eğer benim herhangi bir bağlantım, sülalemin bir bağlantısını bulursanız tutuklayın. Sanıyorum orada talihsiz bir açıklama, 15 Temmuz'da başbakan olacağım gibi bir açıklaması olmuştu yanılmıyorsam. Yani bir iki yerde. O da denk gelince böyle bir algı oluştu. Ben öyle sanmıyorum. Çünkü genel başkanımızın potansiyeli her zaman çok net görülmüştür. O yüzden de zaten listeye de konulmadı ikinci seçimlerde, Kasım seçimlerinde. Hep böyle bir gücünden bir korkma durumu olmuştur. Dolayısıyla o tercih edilmişti ama siyasi ayağına daha hiç yansımadı. Yansımadığı için de güven maalesef halk tarafından sağlanmadı. Çok çok soru işareti var onlarla ilgili. Maalesef. Aynen öyle. Gidişat bu. Evet, son olarak programımız bitti sayılır. Neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Valla şöyle söylemek istiyorum. Yaklaşan 3 seçim Türkiye'nin en önemli seçimleri. Sandıklar her ne kadar ittifak işbirlikleri istedikleri kadar kanun geçirmeye çalışsınlar meclisten, İstediği kadar bütün oyları kendi lehlerine çevirmeye çalışsınlar. Hiç önemli değil. Halk oylarına sahip çıkacak ve kesinlikle Cumhuriyet çıkacak. Parlamenter sistem çıkacak sandıktan. Sandıkların en fazla koruyacağı da kadınlardır. Hı hı. O kadar hevesli kadınlar geliyor ki bize, ben sandık sorumlusu olacağım, ben sandıkta duracağım. Yani gerçekten canla başla kadınlar sandıklara çok ciddi sahiplenecek ve göreceksiniz ki bu tarihi 3 seçim de hepsi Cumhuriyet kazanacak. Ben hemen bununla ilgili sormak istiyorum. Seçimlerin erken yapılma ihtimali nasıl görüyorsunuz? Yani Kasım konuşuluyor, 15 Temmuz konuşuluyor. Sizce ne zaman olur? Şimdi 15 Temmuz istenebilir ama yetişemeyebilir gibi geliyor bana. Kasım daha böyle bir gerçekçi. Ama az önce benim verdiğim cevap gibi Sayın Cumhurbaşkanı da bence koşullara göre değerlendiriyor. Şimdi görevden alması büyük şehirleri çok olumsuz etkiledi AKP'yi. Çünkü milletin iradesine bir engel oldu. Hür bir şekilde sandığa gittiler, oylarını verdiler. Sonra o insanlar görevden alındı, eleman gibi. Görevden alındılar ama sebepleri ortaya konulmadı. FETÖ'cü mu? Yolsuzluk mu yaptılar? Yüz kızartıcı suç mu yaptılar? Onları bilmiyoruz. Bence onlar için de kötü bir şey bu. Çok görevden kötü bir şey. Yani çok şaibe kaldı aşağıda. Yani tabii sorgulanması gerekiyor. Dolayısıyla daha doğrusu sorgulamadan ziyade açıklama yapılması gerekiyor. Yani seçmene saygıdır bu. Neden böyle bir şey yapıldı? İlçe başkanları alabilir, il başkanları alabilir. O kendilerinin iç meseleleri. Ama bir belediye başkanı, bir büyükşehir belediye başkanı her kesimi temsil ediyor. Oy ver verme hesap bilmesi lazım. Cevabını bilmesi lazım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Evet, İstanbul'dan kalktınız geldiniz programımıza özel. Ayağınıza sağlık. Her zaman da bekleriz. Konuk etmekten size keyif alırız. Var mı? Keyifli programda. Şey? Sağ olun. Benim için de çok güzeldi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz. Gelecek hafta yine çok özel bir konukla buluşmak üzere. İyi haftalar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Teşekkürler.